Evet, Meryem Aslı'nın TV'den herkese mutlu günler diliyoruz. Şu an bu program serisini izlediğinizde gerçekten programlar bittiğinde çok konuyu yeni duymuş, yeni öğrenmiş olacaksınız. Belki birçoğuna inanmakta zorlanacaksınız. Çok değerli bir konuğumuz var. Emekli Albay Aziz Ergen. Kendisi yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almış ve çok önemli kritik görevlerde bulunmuş bir emekli asker. Tabii kendisinin o kadar çok anısı ve o kadar çok tanıklığı var ki bu tanıklığı anlatacak. Bu tanıklık içerisinde aslında Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacağımız çok fazla bilgi de verecek bize. Peki ne konuşacağız biz Aziz Ergen'le? Jandarma Genel Komutanımız vardı. Orgeneral Eşref Bitlis. Onun aynı zamanda çalışma arkadaşıydı. Tabii kendisi alt rütbede beraber çalışıyorlardı ve son aylarında yanındaydı. Kuzey Irak'ta bir yapılanma var biliyorsunuz. Peki burası nasıl kuruldu? Birebir aslında onun da tanığı. O dönemlerde neler yaşandı? Orada Kuzey Irak'taki hareketlenmelerde neler vardı? Bunları konuşacağız. Peki sadece bunlar mı? Hayır, değil. Aynı zamanda Çuval Hadisesi biliyorsunuz. Çuval Hadisesi Amerika ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren ve belki de Türk tarihinde hayatımız boyunca unutamayacağımız bir olay. 4 Temmuz 2003 tarihinde yaşadığımız olay. Süleymaniye'de yaşanan olay. Yine Kuzey Irak'ta yaşadığımız bir olay. Ve bu olayın aslında ayrıntılarını, ilk defa duyacağınız ayrıntılarını burada konuşacağız. Aynı şekilde aslında şu anda Türk milletinin ve bizlerin bilmediği başka Çuval Hadisesi de var. Ve birebir tanığı, birebir hatta o bütün olayları yaşayan kişi Aziz Ergen. Onları da anlatacak. Sayın emekli albayımız Aziz Ergen'e hoş geldin diyoruz. Onur verdiniz komutanım. Hoş bulduk. Selam saygılarımı sunuyorum. Evet, ayrıntıları ben de hiç bilmiyorum. Ayrıntıları ben de sizle beraber buradan izleyicilerimize sesleniyorum. Sizle beraber ben de duyacağım. Dolayısıyla komutanım, Kuzey Irak nasıl kuruldu? Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili bildikleriniz ve aynı zamanda o dönemlerde yaşanan o dönemlerde Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı ve Kuzey Irak'ta bir hareketlenme vardı ve çekiç güç olarak oraya gönderilen ve Irak'a harekat yapılmıştı ve orada çekiç güç yaratılmıştı ve arkasından bir Kürdistan Devleti yaratma projesi vardı. Ve bu süreçlerde de jandarma komutanımız Orgeneral Eşref Bitlis'ti ve bir elim mi diyelim ya da başka bir şey mi diyelim bir helikopter kazasında kendisi hayata gözlerini yumdu. Tabii suikast dendi, birçok şey söylendi. Siz yakinen tanıyorsunuz. Bir anlatın komutanım. Siz bir giriş yapın, sonra zaten konuşmaya başlarız. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün konuşacağımız konu o 1990'lı yıllardan başlayıp 2004 yılına kadar devam eden bir süreci özetleyeceğiz. Eşref Bitlis, orgeneralimiz, öncelikle ondan bahsedeyim. Kendisi gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok değerli bir komutan, değerli bir subaylıktan yetişen bir general. Her zaman ilk hakkında ve birinci sırada terfi etmiş bir general. Özellikle kendisi Kıbrıs Barış Kuvvetler Komutanı iken kor generallikte normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her kor general terfi ettiğinde ordu komutanlığına gider. Eşref Bitlis ilk kez jandarma genel komutanı oldu 1990'da terfi ettiğinde. Şimdi Eşref Paşa'nın bu olayının yanında Amerika'yı bir konuşmamız gerekiyor. Amerika'nın emperyalizmi biliyorsunuz. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle küresel anlamda bir soğuk savaştan sonra da daha çok etkili olmaya başladı. Tek kutuplu bir güç olarak bizim Büyük Sevr dediğimiz Büyük Orta Doğu projesini de kapsayan planda özellikle o 11 Eylül 2001'deki İkiz Kule saldırılarından sonra malumunuz dışarıda Afganistan ve Irak'a yöneldi. Irak'taki saldırıları şöyle hedefleri belirledi. Öncelikle Büyük Orta Doğu projesi kapsamında olan Büyük Kürdistan dediğimiz bölgenin güney sınırlarını belirlemesi gerekiyordu. Bu nedenle 36. paralelin belirlenmesi yine
buna bağlı olarak bölgeye bu 36. paralelin kuzeyindeki alanın kontrolü için bir çok uluslu gücün yerleştirilmesi, yine bu kapsamda bölgedeki yerel yönetimlerden, yani yerel idarelerden Barzani ve Talabani'nin kontrol edilmesi, bizim bir 1984'ten mücadele ettiğimiz PKK ve Barzani Talabani'nin uzlaştırılması, yine bölgede buna karşı çıkabilecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki komutanların tasfiye edilmesi veya yok edilmesi. Kuzey Irak'taki o 36. paralelin kuzeyindeki dediğimiz alanın yaratılması için gerekirse yurt içerisinde, yani bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK'nın kamplarına lojistik destek, silah, mühimmat, gıda yardımı yapılması, onların yaralılarının tahliyesi ve yine Türk askerinin de Kuzey Irak'a müdahalesini önlenmesi. Malumunuz 1987'den beri biz oraya girip çıkıyorduk Saddam'la bir anlaşmadan dolayı. Bunun dışında da Amerika'nın bu insani görevi, yani insani yardımı yaparken Türkiye'de de bazı siyasilerin desteğinin alınmasını sağlamak gibi böyle bir takım planlar oluşturuldu. Tabii bu kapsamda o dönemki komuta kademesinde bulunan önemli 2-3 tane general statüsünde olan, birisi demin bahsettiğiniz Eşref Bitlis, jandarma genel komutanı, bir tanesi de genelkurmay başkanı olan Necip Torumtay paşamız. Yine geriden gelen bir Necdet Öztorun paşa var kara kuvvetlerinde. Şimdi bu tepsinin altının ısıtılması gerekiyor Erdem Bey. Bu tepsi ısıtılacak, aşama aşama bu bahsettiğim plan devreye girecek. Malumunuz Irak 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal edince bunlar hep bahane. Çok Ruslu güç işte oraya bir harekat yaptı ve Saddam'ı kuzeydeki Kürtlerin olduğu Halepçe bölgesine yönlendirdi. Orada kimyasal silahlar kullandırılınca bizim 500 bin civarında peşmerge sınırlarımıza doğru gelmeye başladı. Şimdi bunlar hep bakın kilit taşları gibi birbirine bağlı. Peşmergeler kuzeye gelecek, sınırlarımıza yığılacak. O zamanki Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'den yardım isteyecek. Birleşmiş Milletler de 688 sayılı karar doğrultusunda orada bir yardım isteyince çok barışı destekleme harekatı diye böyle söyledikleri bir çekiç güç olayını yaratacak. Bunların hepsi böyle kilit taşı gibi birbirine bağlı. Şimdi bakalım, çekiş gücü şu anda gençler bilmezler. Eğer görmedilerse, karşılarına çıkmadılarsa çekiş gücü nedir bilmezler. Hatta çekiş gücü belgede yaşayanlar bile hatırlamazlar. Bir anlatırsanız onu da. Tabii ki. 1991 yılında, bu benim söylediğim olaylar 1991 yılında oluyor. Birleşmiş Milletler oraya aslında planlanmış, yani Amerika'nın 36. paraleli koyması ve bu bölgedeki özellikle bizim Türkmenlerin bölgeden Arapların uzaklaştırılıp Kürtleştirilmesi kapsamında oraya Amerika, İngiltere ve Türkiye'den oluşan bir karma ekip, toplam 77 uçak, 77 helikopter, 1862 personel. Bunların Adana'da 1803 kişi, İncirlik bölgesinde, Diyarbakır Pirinçlik'te 49 kişi,
Irak ZAO'da da 13-2 kişilik bir grup burada oluşturuyorlar. Çekiç gücün amacı Amerika'nın özellikle Duhok, Kerkük, bu bölgeleri oluşturduğu ki 36. paralelin kuzeyinde aslında Kerkük, Duhok, Erbil olmasına rağmen o paraleli öyle bir geçirmişler ki Musul güneyde kalmış. Süleymaniye'de normalde o 36. paralelin içerisinde olmasına rağmen o da güneyde kalmış. Ama onu Süleymaniye için ayrı bir bölge yaratmışlar kendileri. Dolayısıyla bu çekiç 36. paralel, 36. paralel dediğimizde burada uçuşa yasak bölge ilan edildi ve sadece buralarda uçuşları Amerika'nın kontrolüne bırakıldı. Amerika'nın kontrolüne, aslında arkasındaki plan Kürtleştirme planı. Yani bölgedeki Türkmenlerin, Arapların bölgeden uzaklaştırılıp genelde, ki bunlar aşama aşama yapıldı, onları konuşacağız. Bölgeyi tamamen bir Kürtlerin kontrolüne verme, yani Büyük Kürdistan'ın güney bölgesinin alt hazırlıkları yapılıyor burada. Şimdi çekiç güç İncirlik'te, Adana İncirlik'te büyük oranda, yani fazla bir kuvveti orada bulunuyor. Bunlar faaliyetlere başladıklarında aslında bunlar bu faaliyetleri bilen, burada Ver Yansın TV'de ilk kez açıklayacağımız bazı önemli bilgiler var. Mustafa Kemal'in askerleri dediğimiz o generaller. Onlar bu yapıyı biliyorlar. Yani burada oluşacak olan bölünmeyi, parçalanmayı bildikleri için direnmeye başlıyor bu komutanlar. Ama Amerika'nın hedefi ne? Diyor ki, bu yapıya karşı çıkan generaller, subaylar tasfiye edilecek ya da yok edilecek. Bunu nerede söylüyor Amerika? Amerika bunu şurada söylüyor. Şimdi kendi planlarının kapsamında bunu söylüyor. Diyor ki bunu zaten bizzat başına gelen, yani bunu yaşayan komutanlarımızı, subaylarımızı ben size anlatacağım isim vererek. O bölgede görev yapan bizzat. Bunlar Büyük Orta Doğu projesi aslında Condoleezza Rice 2000'li yıllarda açığa vuruyor ama bizim bu komuta kademesi bunu 90'lı yıllarda Orta Doğu'daki işgal planını önceden görüyorlar. Bakın. Önceden görüyorlar. Amerika bunu çeşitli şekilde bunları farklı ortamlarda dile getiriyor. Yani diyor ki özellikle Eşref Bitlis'in, Orgeneral Eşref Bitlis'in çekiç gücün bölgedeki faaliyetleri rapor edildi. Rapor edilince Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi birkaç kere gelip uyarı yaptı. Yani Eşref Paşa'nın hakkında şikayette bulunuyor. Biz o zaman Eşref Paşa'nın yanında karargah subayıyız. Hani her ay yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına normalde dosya hazırlayıp veriyoruz kendisine. Diyoruz ki işte komutanım, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, İncebel Dağları'nda gelen raporlar doğrultusunda bölgede bizim helikopterlerimiz gece uçamazken bazı gece uçan helikopterler var. Şimdi oradan mesajlar geliyor. Genelkurmay Başkanı da Doğan Güreş o dönem. Ve kesinlikle bunların bizim pilotlarımızın olmadığını, bunların gündeme getirilmesi gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu'na gidiyor, bunları anlatıyor. Anlatınca ve Amerika Büyükelçisi bundan rahatsız oluyor. Geliyor, sürekli siyasi kademeye şikayet ediyor Eşref Paşa'yı. Diyor ki yani bizim orada insani bir görev yapan çekiş güçle ilgili olumsuz düşüncelere sahip Eşref Bitlis. Aslında arkasında başka bir plan var.
Tabii burada doğan güreşe gelmeden önce Amerika'nın 1990 yıllarından başlayıp 91 yılında uygulamaya sokmaya çalıştığı bir konu var Erdem Bey. Kuzeyden bir cephe açmak istiyor Irak'ın işgali için. Kuzeyden Türk askerini sokup Irak'la karşı karşıya getirip savaştırmak amacı bu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay Paşa'mız bu olaya itiraz etti o dönem. Ve itiraz edince istifa etmek zorunda kaldı. İstifa edince Doğan Güreş Paşa'yı getirdiler. Yani burada söylemeye çalıştığımız olay şu. Bir tezkere gene gündeme geliyor ki bunu 10 yıl sonra 2003'te de bir tezkere gelecek göreceğiz. O 91 yılında gelen tezkerede dönemin muhalefet liderleri Demirel, Süleyman Demirel'le Erdal Ünün'ü buna karşı çıkıyor. Hatta ANAP'ın içerisinde bir grup da karşı çıkıyor. Ve tezkereyi reddediyor. İşte Özal'ın o zamanki düşüncesi şu. Amerika artık kendisiyle ne görüştüyse bir koyup üç alalım düşüncesiyle Türk askerini kuzeyden bir cephe açıp Silopi bölgesinden sokup Irak'la karşı karşıya getirdi. Irak askeriyle. Fakat o dönemki Süleyman Demirel ve Erdal Ünün'ün muhalefeti buna karşı çıkıyor ve bu tezkereyi önlüyor. Tezkerenin geçmesini engelliyor. Bu çok önemli bir şey. Ve daha sonra da çekiç gücün bu faaliyetlerini takip etmeye başlayınca Eşref Bitlis bu raporları sık sık gündeme getiriyor. Şimdi burada bir şey engel var. Çekiş gücün faaliyetlerini Eşref Bitlis engelliyor. Niye engelliyor? 36. paralel belirlenirse ki orada bugün günümüze kadar Suriye'ye kadar bu olay uzanıyor Erdem Bey. Neden? Özellikle Erbil bölgesi Duhok bölgesinden geçiyor hat ve bizim Türkmenlerin olduğu Tellafer bölgesinde bütün Türkmenler ve Araplar bir kısmı Türkiye'ye geliyor, bir kısmı Bağdat'a gidiyor. Hepsi bölgeden uzaklaştırılıyor. Uzaklaştırılınca bizim Silopi, Ovaköy, Tellafer, Kerkük, Musul'a kadar uzanan hattı bu hat yani 36. paralel kuzey oradaki uçuşa yasak bölge dediğimiz güvenlikli bölgenin o şerit kapatıyor. Kapatınca bizim Türkmeneli dediğimiz bölgeye el atmamız mümkün değil. Olmuyor. Dolayısıyla bugün Suriye'deki Sincar bölgesine de bundan dolayı ulaşamıyoruz. Amerika bu bölgeyi uçuşa yasak bölge haline getirdiği için. Sonuçta bunlar bize farklı yaptırımlar uygulamaya başlayınca Eşref Bitlis bölge halkını kazanıp bölgedeki Kürt kökenli vatandaşlarımızla PKK'nın arasına bir çizgi çekmemizi özellikle Kürt halkını PKK'dan ayırttırıp onları kucaklamayı bölge ülkeleriyle işbirliği yapmamız bunun temel prensipleri arasındaydı. Ve bu sefer de bölgede gelen milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'ndan, Amerika'dan konsoloslar bölgedeki böyle faaliyetlerini yoğunlaştırdılar. Örneğin Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden dolayı 1991'de Sovyetlerin dağılmasından dolayı ortaya çıkan bağımsız devletlerle beraber Doğu Almanya'dan hibe aldığımız BTR-60 silahları vardı. Zırhlı personel taşıyıcıları. Bunları bize vermişlerdi. Kalaşnikov silahları verdiler. Ve biz bunları bölgedeki o Talabani ile Barzani'ye bunları Kızılay tırlarıyla Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla ulaştırdık. Bölgede karakollar oluşturduk. Peşmerge karakolları.
Yani Talabani ve Barzani'yi PKK'ya karşı örgütlemeye başladı komutanımız. Hatta öyle bir durum vardı ki Talabani ve Barzani Ankara'ya geldiğinde bir minibüsle bir arkadaşımız gider alırdı, bir astsubay arkadaşımız getirirdi. Aşağıda karavana yedirirdik. Karavana yedikten sonra komutanımızın birkaç saat sonra huzuruna çıkar. Bakın, Talabani ve Barzani'yi anlatıyorum. Kırmızı pasaport verilen, ayaklarına kırmızı halı serilen, Kürdistan bayrakları çekilen Talabani ve Barzani'yi anlatıyorum. Bizzat orada geliyorlardı. Biz aldırıyorduk havaalanından. Getiriyordu bir minibüsle bir arkadaşımız. Aşağıda Jandarma Genel Komutan alt katında yemekhanede bir karavana yediriyorduk. Komutanımızın huzuruna çıkarıyorduk. Bunları örgütledi. Bölgede bunları PKK'ya karşı gerçekten iyi bir şekilde örgütledi. İlk defa Ekim'in ilk haftasıydı. 7 Ekim'di sanıyorum. 1992'de bir operasyon başlattık. O 36. paralelin aslında oluşmasına karşı. Amerika'ya karşı bir kafa tutma. Emperyalizme karşı bir baş kaldırı bu hareket. Büyük çaplı bir operasyon. İşte Hakkari'de o zaman Osman Pamukoğlu Paşa, Tugay Komutanı, Hamam Boğazı'nda Bitlis Tatvan'daki Tugay Komutanı Korkmaz Tağma, Zırhlı Birlikler bir tank Tugay'ı ve Bolu Komando Tugay Komutanlığı Şükrü Sarıışık, bunlar hep Balyoz'da yatan komutanlar. Yine Kayseri Hava İndirme Tugay Komutanlığı, yine orada Siverek'te çok önemli bir komando olayı, jandarma komando taburları. O dönemin 1992 Ekim'in ilk haftasında en büyük çaplı operasyonu başlattık. En büyük çaplı operasyonu. Bu Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen kişiler, yani o Yeşiller Partisi'nden, işte biz size 1991'de Sovyetlerin dağılmasından sonra verdiğimiz silahları siz sivil halka karşı kullanıyorsunuz gibi bir takım baskılar yapmaya başlayınca, yani bugünkü o Amerika'nın yaptığı yaptırımlara karşı ilk kez Eşref Bitlis bir doktrin koydu ortaya. Rusya Federasyonu'ndan Mi-17 helikopterlerini aldırdı. Bakın, Mi-17 nakliye helikopterlerini aldırdı. Yine ambulans helikopterlerini aldırdı. PKK'nın elinde kanas var. Kanasları aldırdı. Bikisileri aldırdı. RPG-7'leri aldırdı. Tamamen onun elindeki bütün silah teçhizatı biz aldık. Sen misin Rusya'dan bu silahları alan komutan? Hedef seçildi. Yani şunu demek istiyorum. Siz bu arada komutanım, bu arada siz bütün bu olaylar yaşanırken Eşref Bitlis'in yanı başındaydınız değil mi? Emrindeyim. Emrinde kurmay binbaşıyım ve onun Ekim ayı ilk haftasında başlattığı operasyonun da Kuzey Irak irtibat subayları dediğimiz bir ofisinde 8 kurmay subayı görev yapıyoruz. O dönem. Bizzat birebir, yani bunları hep hani yaşadığım için, birebir içinde bulunduğum için aklıma geldiği şekilde anlatıyorum bütün seyircilere, arkadaşlara. Bu tarihi olayları bilmesi lazım. Hani arkadaş, sen kendini bulunmaz Bursa'sı kumaşı sanma. Senin alternatifin var. Rusya'dan ben alırım. Mustafa Kemal nasıl 1920'de oradan, Kurtuluş Savaşı'nda oradan malzemeyi aldı? Ben şimdi, şimdi Sikorskileri var elimizde Amerika'nın. Diyoruz ki ya arkadaş, pilotlarımız alttan mermi yiyor. Bu pilotların oturduğu koltuğun altına Erdem Bey bir tane çelik leva takabilir miyiz? Hayır diyor. Hayır. Ben bu Sikorski düşerse sorumluluğu kabul etmem. Ama alttan kanasta mermi yiyor benim pilotum. Ne yapacağız peki? Ben kabul etmem. Bizi her yönden ablukaya almış durumda.
Zaten nedenini biliyorsunuz. 1952'deki NATO. NATO bizi kıskaca almış. Yani nasıl 1947'de orada işte 1949'lardan sonra bizim askerimizi bir haksız savaşın yanında Amerika'nın yanında Kore'ye karşı savaştırdılarsa, orada da 91 yılında bizi Irak'a karşı, Müslüman bir askere karşı, Müslüman bir ülkeye karşı savaştırmak istediler. Bak, bu çok önemli. Bu çok önemli. Burada Eşref Bitlis direniyor. Necip Torumtay istifa ettirildi. Etmek zorunda kaldı. Direndi. Geride kaldı Eşref Bitlis bir tek. Eşref Bitlis'in bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Bir şekilde kalkması lazım. Direniyor. Sen misin bana bunu yapan? Ben de gider Rusya'dan alırım. Bu silahların, helikopterleri, teçhizatları bizzat aldı. Biz bölgede bunları çok rahat kullanmaya başladık. Hatta karakollarımız basılıyor. Karakoldan rahat takviye için bu BTR 60. Daha sonra bir ileri versiyonu olan BTR 80'leri getirttik. BTR 80'leri kullandırdık. Şimdi çekiş gücün önünü kesmeye çalışıyor Eşref Bitlis. Ama tek, Mustafa Kemal'in askeri tek kalmış. Şimdi yani öyle bir durum ki siyasiler, biraz sonra anlatacağım olay korkunç. Ne yapılması gerekiyor? Eşref Bitlis'in de devreden çıkarılması lazım. Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi, yani Büyük Sevr'in bir parçası olan Büyük Orta Doğu Projesi işliyor. Ne olursa olsun bu süreçte Güney Kürdistan, sözde Güney Kürdistan oluşacak. Altyapısı oluşturulmalı. Şimdi Eşref Paşa tek kaldı. Çabalıyor, biz ekibiyiz. Harekat başkanımız ile Tuğ General, daha sonra Kor General de oldu, Yusuf Soybaş, isim de veriyorum bunu. Kendisine gittik biz. Bir ara rahatsızlandı, sağ ayağında bir çekme başladı. Evinde, konutunda istirahat ediyor. Gittik, işte birliklerin ilerleme hatlarını her gün sabah gelen timlerimizde Kuzey Irak'tan mesajları işliyoruz. Ona gittik. Yatakta yatıyor. Halıların üzerine serdik. Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerine dair briefing vereceksiniz yani. Evet. Haritanın üzerinde anlatıyoruz. O Ekim ayındaki harekatı. Harekatta birliklerin ilerleme istikametlerini söyledik, anlattık. Dedi ki o çocuktan haber var mı bize? Biz paşamla birbirimize baktık, harekat başkanıyla. Acaba hangi çocuğu kastediyor? Sonra sırt üstü döndü. Milş dediğimiz emniyetli telefonu göğsüne koydu. Necati Özgen Paşa'mı aradı. Kor General, asayiş komutanını. Necati Paşa'm, o çocuk ne yapıyor dedi. O çocuk dediği Cemer Sever. Cemer Sever'i söyledi. Cemer Sever de 3 kişiyle Talabani, Barzani arasında mekik dokuyor. Operasyonu yapıyoruz. Orada irtibat koordinasyonu yapıyor. Ya dedi ona paşam sahip çık. Ben dedi geçen gün Bakanlar Kurulu'na gittim, briefing verdim. Kabul ettiremiyorum. Daha derinliğe inmek istiyoruz. Fakat kabul ettiremedim Bakanlar Kurulu'na. Galiba beni gözden çıkardılar. Bunu söyleyen kim? Eşref Bitlis. Bir daha anlatır mısınız komutan burayı? Komutan ve gidiyorsunuz, anlatıyorsunuz, briefing veriyorsunuz ve Cemer Sever konusu gündeme geliyor. Evet. Diyor ki komutanımız, kendisi yatakta, bir rahatsızlığı var o süreçte. Biz halıların üstüne sermişiz. Bakın diz çökmüşüz. Halıların üstünde haritada anlatıyoruz. Yan dönmüş, işaret çubuğuyla anlatırken diyor ki o çocuktan haber var mı? Biz de hangi çocuk deyince şaşırdık tabii. Döndü sırt üstü, jandarma asayiş komutanını aradı. Yani Necati Özgen Paşa mı? Diyor ki ya o çocuğa sahip çık Necati Paşa'm. Ben geçen gün
Bakanlar Kurulu'na briefing verdim, ikna edemedim diyor. Bakın, o dönem kim Bakanlar Kurulu'nun başında? Özal. Bakın, ikna edemedim diyor. Bakın, galiba beni gözden çıkardılar. Ölümünden ne kadar süre önce? Bu ölümünden, yani Ekim ayındaki yaklaşık 2 ay falan önceydi. 2-3 ay önce. Yani bu Kasım ayı devam ediyordu bu operasyon. Kasım ayında biz bu bilgiyi verdik. Zaten Aralık, Ocak, Şubat. 2 ay 17 gün sonra uçağa düşürüldü. 2 ay 17 gün sonra. Bu süreci de anlatacağım. Galiba beni gözden çıkardılardı. Biz tabii o anda komutanımız, harekat başkanımızla orada duydum yani. Bizzat harekat başkanım da orada yani. Bunu Necati Özgen Paşa'm da dinledi. Şimdi daha derinlikte bizim o Tatvan'dan sokturduğumuz zırhlı Tugay daha derinlikte yer alıp, yani böyle bir kuşatma yapıp derinlikteki bütün PKK kamplarını imha etmek amaç. Ama orada Amerika devreye giriyor. Diyor ki durun. Talabani ve Barzani. Ha, bir de şey var. O harekatta komutanımızın o etkisiyle Talabani ve Barzani'yi PKK'ya karşı savaştırdık. Geceleyin PKK Barzani'nin alay komutanını öldürdü. O da elindeki 50 tane rehin PKK'lıyı kurşuna dizdi. Barzani. Şimdi bu olayların hepsi celidelerde mevcut. Ve biz de en yakın dost Talabani'yi biliyoruz. Geldiği zaman Özal'ın koltuğunda oturuyor bak. Böyle şakalaşıyorlar Özal koltuğunu. Tam bir siyasi şeytan. Barzani daha saf o dönem. Yani ya Barzani'nin adamları bir sürü PKK'lı öldürüyor. Fakat Talabani'nin adamları da alıyor Süleymaniye'ye götürüyor. Hapsediyor. Esir alınanlar. Sonradan tabii öğreniyoruz ki Talabani daha farklı bir sahnede oynuyor. Ve komutanımız kalktı, düzeldi. Eşref Bitlis kimdi? Eşref Bitlis aslında Genelkurmay Başkanlığı'na hazırlanıyordu. Eğer Genelkurmay Başkanı olmuş olsaydı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına hiçbir kumpas davası gelmeyecek. Bakın, onu oraya hazırlıyordu Mustafa Kemal'in devleti. Herhalde benim mesajımı Ver Yansın TV'nin seyircileriyle Türk İstiklal Platformu'nun seyircileri buradan dinliyorlar. 2000'li yılların Genelkurmay Başkanlığı'na hazırlanıyor. Belki de hiç böyle bu kumpasların hiçbirini bu silahlı kuvvetler yaşamayacaktı. Böyle bir komutan. Fakat ne olursa olsun bu tür komutanların emperyalizmin karşısından ortadan kaldırılması lazım. Mustafa Kemal'in askeri çünkü. Şimdi buradaki sorun devam etti. 7 Şubat'ta komutanımız zaman zaman gidiyor bölgeye, her zaman yanında bir kurmay subay götürüyor. O B-200 dediğimiz uçağı var. Oradan da 2 uçak var. 7 Şubat'ta Selahattin kentine, yani Diyarbakır'dan Necati Özgen Paşa'mla Selahattin kentine giderken Amerikan uçakları, çekiş uçakları taciz etti. Düşürmek için. Bakın. O zamanki pilot albaymış, şimdi Ankara'dadır. Kendisi emekli bilir. Çok çevik, çok usta bir manevralarla kurtardı. O zaman düşürmek istediler. Bir dakika. 7 Şubat'ta. Amerika açık açık resmen bizim komutanlarımızı, generallerimizi öldürmeye teşebbüs etti. Aynen. Biz o zaman bir şey yapmadık mı? Neyi ne yapacaksın yani? Ay bunlar konuşulmadı. Yanlış iliklenmiş. Erdem Bey. Bunlar konuşulmadı mı? Bunlar tartışılmadı mı? Bunları sadece, şimdi örneğin beni sorarsanız ben bir kurmay binbaşıyım. İzliyorum. Yani diyor ki komutan, ben Bakanlar Kurulu'nu ikna edemedim diyor. Ben daha derinlikten manevrayı yapıp
Ben bölgeyi emniyete alıp PKK'yı temizleyeceğim. Ama ben Bakanlar Kurulu'nu ikna edemiyorum. Amerika devreye girmiş, Talabani ve Barzani'yi PKK ile barıştırıyor. Ateşkes süreci ilan ediyor. Bakın, ateşkes süreci. Zaten onun devamında da 1993'te göreceksiniz o 33 tane askerin şehit edilmesi gelecek. Bakın, bunlar hep birbirine bağlantılı, kilit taşı gibi bakın. Şimdi 7 Şubat'ta komutanımızın helikopterini düşürmeye kalktılar. Kurtardı o zamanki o pilot albayımız. Daha sonra Havacılık Daire Başkanlığı yaptı. Şimdi ismini vermek uygun olmayabilir. Ama belli zaten o zamanki arşivlerde. Ve 7 Şubat'taki öldürme olayını atlattı. Daha bu saatten sonra Eşref Bitlis'i öldürüldü mü öldürülmedi mi demek neyi tartışmasını yapıyoruz? 17 Şubat'ta da 10 gün sonra bakın 10 gün sonra sabahleyin hiçbir kurmay sumay almadan çıktı ki biliyor kendisinin düşürüleceğini. Normalde kurmay sumay alıyor yani. Biliyor ve gidiyor. Pilot geliyor diyor ki binbaşım rahmet kalkamam ben diyor. Orada kara havacılık komutanına görev düşüyor. Kalkacaksın diyor. Ve kaldırıyorlar o uçağı. Ama geceleyin o bölgede bir takım Amerikalıların görüldüğünü zırhlı birlikler o zamanki tümen komutanı Altay Tokat, tüm general bizzat kendisi görüyor bunları. Bir Amerikalıların dolaştığını. Amerikalıların bölgeye girdiğini mi görüyor? Evet. Bir ekibin o bölgede dolaştığını görüyor. Şimdi bir şekilde uçak kaldırılıyor. Eşref Paşa'm odada bekliyor. Yani komutanım hava şartları uygun değil. Kalkamayız dese geri dönecek. Ama o pilot nedense uçuşa zorlanıyor. Bakın pilot uçuşa zorlandırılıyor. Çok ilginç bir şey. Ve pilot uçuruluyor orada. Uçur. 5 dakika sonra Yeni Mahalle Postanesi'nin üzerinde uçak infilak ediyor. Bakın uçak düşmüyor. Uçak infilak ediyor. Uçak zaten infilak ettiğinde parçaları Gülhane'den gelen ekipler cımbızlarla topladılar. Uçak düşmüyor. Uçak havada infilak ediyor. Bakın. Şimdi durum bu. Ve Eşref Bitlis emperyalizmin önünde ki en büyük engel kaldırılıyor. 36. paralel artık rahat rahat faaliyete başlayabilir. Devam edebilir. Çekiş güçte görevini burada yerine getiriyor. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Feryans'ında çok önemli bir program serisini daha geride bırakmış olduk. Başka programda yine bunları öğretmeye, göstermeye ve sizlere duyurmaya çalışacağız. Herkese mutlu günler diliyoruz.